sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Evet Rümeysa Hanım, bir taraftan gitaristlik işte performansta sergiliyorsunuz, bir yerde çıkıyorsunuz. Ayrıca Rachel Black var ve bir de yeni bir dernekten de bahsettik. Bir de üstüne üstlük dernek de var. Nasıl baş ettiniz bu kadarıyla? Üstelik annelik de var bir taraftan, bir sorumluluk da var, çocuk da var. Yani işte çok şükür tek başına olmamak önemli bir şey. Yani hem kendi bireysel gündelik hayatımda eşimin varlığı ve birlikte bir iş bölümü yapıyor olmak, yani onun destek olduğu değil de gerçekten birlikte bir şeyleri kurguladığımız bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Onun varlığı çok önemli. Ortak payda aslında, değil mi? Önemli olan da bu. Hani destek olmak ayrı bir şey. Evet, yani aynen. Bölüşmek başka, evet, bir şey. Evet, bayağı iş bölümü olması gerekiyor. Başka türlü zaten mümkün değil gerçekten bunların hepsinden altından kalkmak. Çünkü ben bir yandan hali hazırda bir işte de çalışıyorum. Bir vakıfta, Yaşamadar Vakıf isminde bir vakfımız var. Ve çok işbirlikleri, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi üzerine de bir iş yapıyorum. Asıl işim o aslında. Yani zamanımın çoğunu alan. Bütün bunları da yanında yapmaya çalışıyorum. O yüzden eşim olmasaydı zaten bunları yapmak mümkün olmazdı. Çocukla birlikte hele imkansız. Ama bir yandan da sonuçta bu işleri de, aktivizmi de birlikte yaptığımız çok güzel kadınlar var. Onlar da, onların destekleri ve onların aslında, onlarla birlikte kurguladığımız işleri ben buralarda güzel güzel anlatıyor oluyorum. Yoksa arkada çok fazla kan, ter ve gözyaşı var. Evet. Çok o anlamda benim şansım bunları anlatıyor olmak, müzikle birlikte daha görünür olabiliyor olmak gibi bir şey farkı var. Yoksa çok büyük bir emek var zaten o süreçte. Müzik konusunda da eşiniz çok destektir herhalde o zaman, değil mi? Yoksa başka türlü... Evet kesinlikle. Zaten hep birlikteyiz. Kafede de eğer gelirlerse herkes görecek. Oğlum, eşim, ben hep birlikte oluyoruz kafe dinletilerinde de. Hatta zaten bizim grupta da bir anne daha var. Onun çocuğu da geliyor falan. Öyle bir şey, anne dostu bir dinleti ortamımız var. Saatlerimiz ona uygun. 7 gibi başlıyoruz ki çocuklar eve gidilip uyutulabilsin bir nebze falan. Hani bu yeni şeyi böyle birlikte bu şekilde kurduk aslında, evet. Çok güzel. Evet, bir VTR'miz daha var. Bir de onu seyredelim bakalım bu sefer ne çalacaksınız? Ben kesin dinlemeye geleceğim. Beklerim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifliydi. Çok da sevdiğim bir şarkıdır zaten. Peki biraz da böyle aktivistik yönünüze döneceğim ama onun öncesinde evet şimdi bir yerde çalışıyorsunuz ama böyle ileriye doğru
ileriye yönelik bir hayaliniz var mı? Şurada da çalmak isterim. O büyük konser yerleri falan oluyor böyle yazın, hani binlerce kişi falan toplanır, öyle bir hayal var mı? Yani şansım bunları tecrübe etmiş olmak oldu Kardeş Türküler vesilesiyle. Zaten 7 sene kadar üst üste açık havalarda Kardeş Türküler'de sahneye çıktım. Keşke kendi müziğimle ve kendi gruplarımla sahneye çıksam. Ama yani şu anki halinden de memnunum. Öyle bir şey olursa, öyle bir şans olursa, öyle bir tesadüfler dizisiyle o noktaya gelirsek neden olmasın? Bir sahnelere çıkma arayışındayız ama eski, nasıl diyeyim, bu meseleye dair bir tırnaklarımla kazıma şeyinde değilim. Daha hani organik bir şey bekliyorum aslında. Bir gün olursa ne mutlu bana. Ama şu an için de mutluyuz yaptığımız müzikten, yaptığımız yerden. Öyle bir arayıştayız aslında. Evet. Yaptığınız tek şey bu olmadığı için herhalde. Evet, evet, hepsi bir benzer dengeli bir tatmin sağlıyor yaptığım şeyler açısından. Mutlu oluyorum. Güzel şeyler yapıyoruz birlikte birçok insanla. O yüzden de şey, dediğim gibi çok büyük hedeflerim yok ama hani kendi albümüm olsa, kendi şarkı, çünkü bu bestlerin çok büyük kısmını YouTube'a vesaire koyuyorum ama bir yandan da gerçekten bir albümüm olsun isterim. Yani yani çocuğuma bırakacak bir arşiv niteliğinde olacak şekilde, ama dediğim gibi böyle hedefler koyarak falan ilerlemiyorum şu an bu işle. İnşallah ilgili. Hiç belli de olmaz, evet, belli bu de işler. Olmaz, aynen öyle. Peki biraz da öbür tarafa dönecek olursak kadınları konuşalım biraz da. Türkiye'de kadın nerede? Türkiye'de kadınların en büyük sorunu ne? Çok zor bir soru tabii ki. Çok kapsamlı aslında, değil tam, mi? Tam bu hafta sonu, çünkü bu konuyla ilgili bir toplantı da yapmıştık arkadaşlarla birlikte. Bir sorun ağacı belirlemek gibi. Hani herkes aklına gelen sorunları yazdı. O yüzden çok fazla çeşit çeşit şey var. Genelde kadına yönelik şiddetin çok öne çıktığı, çok can acıtıcı olduğu ve görünür olduğu bir şeyle yüz yüzeyiz gerçekten. Ama bir yandan da bu görünmeyen emek, işte çifte yük denilen o, aslında hem evde hem dışarıda çalışmak zorunda kalan, bütün bu yükün ağırlığının altında ezilen ve kendi istediği şeyleri yapamayan kadınların varlığı. Bence o da başka türlü bir şiddet, çünkü yani bu çok önemli bir mesele. Onu da konuştuk arkadaşlarımızla. Birçok yapısal ve hukuki sıkıntı var, üstesinden gelinmesi gereken uygulamalar var. O anlamda böyle saydıkça sayılarak artıyor ve biraz üzücü hale geliyor belki de. Ama biz en azından şu an önümüze koyduğumuz sorunların arasında bizim için en öne çıkan şeylerden bir tanesi bu algısal problemler. Özellikle İslam'ı yorumlamasına da yönelik negatif yorumlamalar. Kadının özgürleşmesinin tersine işleyebilecek birçok negatif yorumdan muzdarip olarak biraz bu yola döküldük zaten. Yani benim sahneye çıkmamın kendisinden tutun kadınların gündelik hayatlarında yaptıkları birçok şeye kadar birçok erkeğin gündeminde oluyor bu mesele ve bununla ilgili her şeyi söyleyebilme hakkını kendilerinde buluyorlar ve birçok yargılamaya varıyorlar ve buna bir noktada da İslam üzerinden temellendirmeye çalışıyorlar kendilerini. Biz bunun böyle olmadığına, İslam'ın böyle bir din olmadığına inanan kadınlar olarak bir aradayız ve böyle bir mücadele vermeye çalışıyoruz. O meşruiyet zeminlerine alternatif bilgiler üretmeye çalışıyoruz. İşte ne bileyim, kadın evde oturmalıdır diyorsa kendini temellendirdiği ayete dair farklı yorumları görünür hale getirmeye çalışacağız mesela. Ya da başka türlü farklı eşitlikçi olmadığını düşündüğümüz gündelik meselelerde. Ne bileyim işte sigara içmesinden tutun şeye kadar, yani gündelik hayatta yaptığı her şey mesele olduğu için kadınların, o meselelere dair kendilerini temellendirdikleri her ne varsa bu erkeklerin, biz de o temelleri biraz aslında hareketlendirmeye ve mümkünse onların altından çekmeye çalışacağız. Aslında temel çabamız bu. Bu negatif yorumları ve ayrılıkçı jestleri görünmeyen bir hale getirmeye çalışmak istiyoruz. Tabii çok zor bir şey. Çünkü çok çabuk görünür olabilen ve çok büyük güçlere sahip insanlardan da bahsediyoruz. Bir nebze bu söylemleri güçlendiren. Ama biz gündelik hayatlarımızdaki mücadeleyi devam ettirirken ne kadar büyük başarılara da sahip olabildiğimizi görmüş oluyoruz. O başarıları büyütmeye çalışıyoruz hep birlikte. Dayanışma, işte kadın dayanışması, kız kardeşlik, bunlar hepsi zaten çok güçlendirici şeyler. Evet. Biz de onu büyütmeye çalışıyoruz kendi hareketimizin içinde kadınlar aslında. Kadınlar arasında yani kadın kadına ciddi bir dayanışma var mı? Yeterli mi yani Türkiye'deki bu kadın dayanışması?
kadının kadına olan dayanışması. Yani kimse yeterli olduğunu söylemeyecektir tabii ki. Öyle çok büyük problemler de yaşıyoruz. Özellikle politik polarizasyon dediğimiz şeyin yansımadığı bir yer yok. Başörtülü kadınlar uzun yıllardır belirli bir siyasi partiye angaje olmuş şekilde ön kabul olarak öyle görüldüler. Bizim muhalif olarak yaptığımız hiçbir şey görünür hale gelmedi ya da marjinalleştirildi. Tam benim müzik yapmam aslında bunun en görünen yüzüyle politik olmayan haliydi ama bence çok politik bir jest zaten. Onun dışında yaptığımız jestler de benzer muamelelere maruz kaldı. Yani ya işte bir grup sadece böyle kadın var. Hani bunlar bir grup öyle işte şey bir grubu birkaç kişiyi sadece kapsıyorlar. Sadece onlara hitap ediyorlar gibi muamele de gördük. Ama çok desteklendiğimiz de oldu. Birlikte eylemlerimiz kadınlar da oldu. Birlikte güçlü etkinlikleri var. Şu an zaten onlarca kadın bir araya geliyorlar. Oraya da gitmeye çalıştık. Hep onlar yani var olan daha kitlesel, daha ana akım denen grubun içerisine dahil olmaya çalışıyoruz biz de. Çünkü bizim üst kuşaklarımız bunu hiç yapmamış. Hep net bir ayrım olmuş. Biz öyle bir net bir ayrım görmüyoruz. Ama muhakkak ki zorluklar olacaktır süreçte. Çünkü çok birbirimizi tanıdığımızı düşünmüyorum ben. Yani daha fazla tanımaya, daha fazla tartışmaya, daha az ön yargıya ihtiyacımız var her anlamda. Bunu inşa etmek için bir çabaya ihtiyaç var. Ama bu çabaya gösterecek ve buna niyeti olan çokça kadın olduğunu düşünüyorum ben. Yani o umut olmasaydı zaten herhalde bu aktivizmi yapıyor olmazdık diye düşünüyorum. Evet. Evet, kadının aslında siyasetteki yerini de size sormak istiyorum. Onu da konuşmak istiyorum ama çok da güzel çalıyorsunuz. Bir tane daha klibinizi seyredelim.
Gerçekten bu da çok keyifliydi. Hepsi birbirinden güzel. Teşekkürler. Tamam. Evet, klibe gitmeden yani VTR'ye gitmeden önce son olarak da kadının siyasette, Türkiye'deki kadının siyasetteki yerini konuşalım demiştim. Çok fazla süremiz yok ama bu konuda da görüşünüzü almak isterim. Gerçi kota deniliyor ama hani baktığımız zaman kadının siyasette çok adı var mı? Yani olmadığı konusu zaten istatistiklerle çok belirlenen bir şey. Ne yazık ki. Ama bir yandan da tam bu konuyla ilgili bir araştırma projesi de yürütüyoruz kendi çalıştığım kurumda. O yüzden doğrudan şunu söyleyebilirim. Siyasetin tanımını büyüterek aslında kadınların görünürlüğünü, varlığını artırabileceğimizi düşünüyorum. Siyaset aslında bir karar alma, gündelik kararları şekillendirme yöntemi. Yüksek siyaset bunun büyük bir parçası ama kadınlar gündelik hayatlarında aslında hayatı çok önemli oranlarda belirliyorlar. Sadece bunun farkındalığının kendisi bile bence bu tarz konularda bir adım olacaktır. Yani bir karar verme olarak düşünürsek siyaseti, aslında kadınlar oralarda çok fazla, sadece görünürlüğüyle ilgili bir sıkıntı var. Herhalde bunu aştıkça oralardaki problemler de kademeli olarak aşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yukarıdan olan şeylerle gerçekten sadece belirli zamanlarda, belirli kişilerle sınırlı belirli önlemler alınmış oluyor. Onların da uzun süreli olmaması kota gibi uygulamalarda çok önemli olmakla birlikte hani sürdürülebilirliğine dair daha fazla tartışmaya ihtiyaç var sanıyorum ki. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bundan sonra da başarılar diliyorum. Hem müzikte, hem reçelde, hem yeni dernekte, hepsinde. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu günler, hoşça kalın.